Dolar yükselirken zam üstüne zam yapan marketler şimdi fiyatları indirmeye başladı. Peki yapılan indirim oranları yeterli mi? Tüketici bunu gerçekte hissetti mi yoksa indirim sözde mi kaldı? Şimdi etiketlere birlikte bakalım. Çatalca'da gittim bir iki tane markete. Çatalca'dan geliyorum ben. Kesinlikle orada görmedim. İndirim yok yok. Doları bahane ediyorlardı. Hiç aynı devam ediyor. Bu şimdi markete gelmiş. Bunun bir iki gün içinde satılması ve tüketilmesi gerekiyor. Ama bu yoğurdun fiyatında hiçbir indirim yapılmamış. Dolardaki sert düşüş sonrası gözler market etiketlerinde. Vatandaş fiyatların 20 Aralık öncesine çekilmesini bekliyor. Döviz kurlarında %35'leri geçen düşüş sonrası gözler kurun yüksek olduğu dönemlerde haftalık hatta günlük olarak değişen market etiketlerine çevrildi. Zincir marketlerden ard arda indirim açıklamaları gelse de akıllardaki soru şu: bu indirimler gerçekten olması gerektiği oranda yapıldı mı ve tüketici bunun ne kadarını hissetti? Dünden beri bazı zincir marketlerin açıklamaları var, belli ürün gruplarına indirim yaptık diye. Biz bu açıklamaları biraz günü kurtarmak olarak değerlendiriyoruz. Çünkü zemine inmiş tüketicinin hissedebileceği bir indirim hareketi söz konusu değil. Artık elle yazmaya başlamışlar. Bilgisayar çıktısı değil. Elle günlük değiştiriyorlar galiba. Belki de saatlik bile. Yoğurdu bıraktık, yumurta aldık. Yumurtada da durum değişmedi. Aynı şey, bakın, kur düştükten sonra iki gün sonra bu 1.20'den 1.30'a çıkmış maliyet. Tanesi 1.30'a. Tabii tanesi 1.30'a çıkmış. Bu elimizdeki yumurta. Bu da yine çabuk tüketilmesi gereken ürünlerden bir tanesi. Kuru düştükten sonra üretilmiş, maliyetlendirilmiş, satışa sunulmuş bir ürün ve gördüğümüz tablo 10 kuruş zam yapılmış. Döviz kurlarındaki düşüşle birlikte et ve et ürünlerinde de en az %10'luk bir indirim beklentisi vardı. Ancak şarküteri reyonunda da fiyatlar beklenenden çok uzak. Yani ette bu indirimi hala göremedik. Birçok market indirim yapacağını söyledi. Fakat hala indirimler yok. Dolar düştü. Fiyatların normale dönmesi için denetimler sürüyor. İndirimi etiketlere yansıtmayanlara yaptırım uygulanacak. İndirim vatandaşa yansımadığı sürece vatandaşın bu konudaki tepkisi, kızgınlığı, öfkesi artacaktır. Ve bunun ucu da tüketici yoksa market olmaz, tüketici yoksa üretici olmaz. Sonuç oraya kadar gidecektir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.